Merhaba çocuklar, bugün sizlerle bir led yakacağız. Bunun için öncelikle Arduino'muzu powerbank pil bilgisayara bağladık. İlk kırmızı ışıkları yandı, artık kullanıma hazır demek. Önümde bir tane breadboard var. Şimdi breadboard'uma Arduino'daki GND'den toprak bağlantısı yapıyorum. GND, 3 tane GND vardır, istediğinizde kullanabilirsiniz. Bir ucu Arduino'daki GND'de, diğer ucu breadboard üzerinde şu mavi renkli eksi işareti olan toprak bağlantısında. Şimdi de yine erkek erkek, iki ucu da erkek jumper kablo kullanarak Arduino'dan breadboard'a elektrik bağlantısı yapıyorum. Arduino'daki 5 voltum, breadboard üzerindeki artı kırmızı renkli alan. Jumper kablomun bir ucu Arduino'daki 5 voltta, aynı kablonun diğer ucu ise breadboard üzerindeki kırmızı çizgiyle belirlenmiş artı işareti olan başında ve sonunda elektrik bağlantısını yapacağımız alanı da taktım istediğim sıraya. Şimdi sıra dirençte. Buradan bir tane direnci yavaşça tutup çekip koparttım. Ve direncimi iki tane bacağı var. Şuradan tutup hafifçe büktüm. Ters U veya düz U gibi bir hal aldım. Bakın işte bu şekilde. Şimdi şu şekilde tutuyorum. İki bacağı var demiştik. Bir bacağını breadboard üzerindeki kırmızı renkli elektrik bağlantısı olan bir deliğe takıyorum. Diğer bacağını ise aynı hizada yine breadboard üzerinde başka bir deliğe takıyorum. Bakın bir bacağı kırmızı elektrik bağlantısı olan delikte, diğer bacağı aynı hizada olacak şekilde birinci sıraya taktım. İstersen 2, 3, 4'e de takabilirsin. Ama aynı hizada olması önemli. Buraya lütfen dikkat. Sırada ledimiz var. Ledimi şuraya bıraktım incelemeniz için. Fark ettiyseniz ledimizin iki tane bacağı var. Bir bacağı diğer bacağına göre uzun. Yani bir uzun bacağı var, bir kısa bacağı var. Ledimizin uzun bacağını direncimizin boştaki bacağının altındaki deliklerden birine denk getirecek şekilde takıyorum. Bakın şu ledimin uzun bacağı sağ tarafta, direncimin hizasında, diyelim ki üçüncü deliğe taktım. Görebiliyor muyuz? Direncim burada, aynı hizada ledimin uzun bacağını o hizadaki bir deliğe taktım. Kısa bacağı da burada kaldı sol tarafta ve şu an o bacak boşta. Tekrar elimde bir tane erkek erkek jumper kablo var. Jumper kablomun bir ucunu ledimizin boştaki kısa bacağının altındaki ya da üstündeki deliklerden herhangi birine takacağım. Şimdi alıyorum. Bakın şurada altta boşta bir delik var. Oraya takabilir miyim? Evet. Hemen üstünde de bir tane daha boşta bir delik var. Hadi şimdi üstündekine takayım. Taktım. Şimdi bu kabloyu alıyorum. Breadboard üzerindeki GND, yani toprak bağlantımızın olduğu yere taktığım an ledimiz yanıyor. Ne kadar ne yaptık? Kısaca en baştan itibaren bir alalım. Arduino'muzun USB kablosunu taktık. USB kablosunu pil, powerbank ya da bilgisayara bağladık. Dolayısıyla Arduino'muuza elektriği verdik. Arduino'muz çalışır hale geldi. Erkek erkek jumper kablo kullanarak Arduino'muzdan breadboard'umuza GND toprak bağlantısı yaptık. Bakın dikkat ederseniz şu gri renkli erkek erkek jumper kablonun bir ucu Arduino'daki GND'de, aynı kablonun diğer ucu breadboard üzerindeki mavi renkli herhangi bir deliğe taktım. Ben en baştaki deliğe taktım. Sen ikinci, üçüncüye de takabilirsin. Sıkıntı yok. Yine erkek erkek jumper kablo kullanarak Arduino'dan breadboard'a 5 volt elektrik bağlantısı yaptık. Şu siyah renkli kablonun bir ucu Arduino'daki 5 volt girişinde, aynı kablonun takip ettiğiniz takdirde diğer ucu ise artı, yani kırmızı renkli herhangi bir deliğe taktım. Ben ikinci deliğe taktım. U harfi gibi büktüğümüz direncimizi breadboard üzerinde kullanma aşamasına geldik. Direncimizin bir bacağını breadboard üzerindeki şu elektrik bağlantısı verdiğimiz deliklerden birine taktık. Aynı direncin diğer bacağını ise aynı hizadaki bir deliğe taktık breadboard üzerinde. Okay. Aynı hizada olmasına dikkat ediyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü deliğe takabilirsin ama aynı hizada olması gerekiyor. Ne ledimiz vardı?
Ledimizin gördüğünüz üzere iki tane bacağı var. Bir bacağı diğerine göre daha kısa. Bu uzun bacağı, bu kısa bacağı. Şimdi ledimizi aldık. Direncimizin altındaki deliklerden birini denk getirecek şekilde taktık. Fark ettiyseniz aynı hizada şu deliğe taktım. Uzun bacak burada kaldı, kısa bacak da burada. Erkek erkek jumper kablo kullandık. Kablomuzun bir ucunu ledimizin boştaki bacağının üstündeki veya altındaki deliğe denk getirecek şekilde taktık. Ben burada üstteki deliğe taktım. Aynı kablonun, ki şu beyaz kablodan bahsediyoruz, diğer ucunu ise breadboard'daki mavi renkli toprak GND bağlantısı olan deliklerden birine taktık. Okay. Dilerseniz bir tane renk daha yakalım. Direncimi büktüm U harfi gibi. Onu şu kırmızı deliklerden birine denk getirecek şekilde taktım. Hemen aynı bir bacağı üstteki kırmızı deliklerden birinde, aynı direncin diğer bacağı ise aynı hizada arzu ettiğim bir deliğe taktım. Elime bir adet led aldım. Ledin uzun bacağı, kısa bacağı var. Uzun bacağını direncimin hemen aynı hizada altındaki müsait bir deliğe yerleştirdim. Uzun bacak burada, direncin hemen altındaki hizada, boştaki bir delikte. Kısa bacak şu an boşta. Ona herhangi bir kablo bağlantısı yapmadım. Elime bir adet erkek erkek jumper kablo alıyorum. Bu sefer hani demin ilk yaptığımız ledde üstte takmıştım ya, şimdi alta uygulamak istiyorum. Ledimin kısa bacağının altındaki deliğe jumper kablonun bir ucunu taktım. Diğer ucunu ise breadboard'umdaki GND bağlantısına takıyorum. Bakın, işte ikinci ledimizi de yapmış olduk.